Ben Mehmet Doğan, Tomarza Yeşilbağ Mahalle Muhtarı, 1963 doğumluyum. Köyümüzde şu anda Yeşilbağ Mahallesi olarak hizmet vermekteyiz. Birinci dönemim. 1974'te İstanbul'a gittim. İstanbul'da bazı işlerde çalıştık. 1980'de köye geri dönüş yaptım. Köyde 81'de de evlendik. 5 tane çocuk oldu. Ondan sonra da köyde çiftçilikle uğraşıyoruz şu anda. Biz hizmet için muhtar olduk. Yani şu anda köyümüzü tek benim kendi hedefim, düşüncem var. Şöyle Tomarza köyleri içerisinde yani tek köy olması, yani örnek köy olsun. Köyümüzde şu anda ilkokulumuz var. Camimiz var. Köy konağımız var. Yani şimdi kamu şey olarak. Bunlar şu anda zaten okulumuz şu anda görev yapmıyor. Camimiz güzel oldu. Bir hayırseverimiz tarafından çok güzel yapıldı. Allah razı olsun. Yani tabiri caizse Sultanahmet'in Yeşilbağ Şubesi gibi bir şey oldu yani. Kışın burada 40 hane falan kalıyoruz. Ama diğer zaman zaten 130 hane falan oluyoruz. Yazın 6 ay, tabiri caizse 6 ay, yaz 6 ay kış diyoruz ya, 6 ay gurbetçilerimiz geliyor burada, aşağı yukarı nüfusumuz 350-400'ü buluyor. Tomarza'ya 10 kilometre, Develli'ye 28 kilometre, Kayseri'ye 54 kilometre. Köyümüz yani böyle bir düz ama hafif vadi şeklinde bir yer, güzel köyüm konum olarak güzel köyümüz. Yani öyle dağınık bir köyümüz değil, yerleşim alanı iyi, eski bir köy olduğu için herkes kendi babasının, dedesinin evinde kalıyor. Fazla bir dağınıklığımız yok. Köyümüz küçük ve kibar, güzel bir köy. Köyümüzde şu anda ektiğimiz kabakla meşhur, bizim bura kabak ekiyoruz. İkinci ekim olarak. Birinci ekimde buğday, arpa, çavdar, bunları yetiştiriyoruz. İşte bunlarla çiftçilik yapan arkadaşlar bunlarla geçiniyorlar. Başka bir gelirim kaynağımız yok, hayvancılığımız yok. Kabak zahmetli. Kabağı ilk önce ekiyorsun. Yerini düzlüyorsun. Arasını sürüyorsun. Efendim topluyorsun. Çekiyorsun. Kurutuyorsun. Yani şu anda kurutma işi en zor, zahmetli şey o. Yağmurda falan. Yani aş kapağı, bu şeyler çok zahmetli. Yani kabak işi, ama mecbursun, yapacak başka bir şey yok. Komşu burada yapacağı bir şey yok. Yani köyümüzde şu anda aşağı yukarı 150-200 tane İstanbul'da yaşayan hane var. Yani takriben 200 hane vardır İstanbul'da. Yani zaten köyümüzün en çok nüfusu alan ili İstanbul. Yani oraya göç eden. Köyümüzü seviyorlar zaten. İstanbul, köyümüze de kamera yapmıştık. Kameradan çoğu seyrediyorlar. Gereken olduğu zaman yardımcı oluyorlar, sağ olsunlar. Biz köylü komşularımızdan memnunuz. İnşallah onlar da bizden memnun olurlar. Biz de muhtar olarak hizmet onlar için yapıyoruz zaten. Gelsinler, köyümüzü görsünler. Nasıl bir hizmet yapılmış. Yani örnek köyü zaten yapmaya çalışıyoruz şu anda. Köyümüz örnek olacak inşallah. Etraf köylere bakarak. Tevfik Başkanıma da Yeşilbağ Mahallesi muhtar olarak veya halkı olarak kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için. Kendilerini zaten televizyonlardan falan seyrediyoruz. Sevdiğimiz bir başkanımız. İsmim Mehmet. Soy ismim Çakırlı, doğum yerim 1956, Yeşilbağ. Tomarza'da ortaokulda terk ettik, Almanya'ya gittik. 2007'ye kadar Almanya'da çalıştık, 40 seneye yakın. Almanya'dan sonra emekli olduk. İşte ondan sonra da yazları köyde, kışları İstanbul'da hayatımızı devam ettiriyoruz. Köyümüz kışın soğuk olur, yazın serin olur. Güzel bir köydür. Çok sıcakkanlıdır, misafirseverlerdir. O neler oynardık ki? Buralarda saklambaç oynardık, ara kestirmesi oynardık. Çocukluğumuz
şu gördüğüm meydanla belki ayak izimizin kalmadığı yer kalmamıştır. Köyün sığırı burada toplanırdı. Yani o zaman insanlar daha birbirine oturmaya gidiyordu. Şimdi sosyal medya yoğunlaştığı için kimse fazla birbirine komşuluğa gitmiyorlar. Evde oturup televizyon seyrediyorlar. O zaman sohbetler oluyordu. Herkes kendi odalara gidiyorlardı, mahalle odalarına. Oralarda oturup sohbet ediyorlardı. Kış günleri olsun, yaz günleri olsun. Paylaşma çok büyüktü. Şöyle söyleyeyim, büyükler sayılırdı, küçükler de sevilirdi. Daha şunusu da söyleyeyim, oradan bir erkek gelirken bir bayan onun önünü geçmezdi. Beklerdi yani. O geçene kadar, o bayan, o erkek geçene kadar beklerdi. Koyunlar kuzuladığı zaman kuzuları getirir sahibine verirdik. Onlar bize yumurta verirdi, yumurta tohumu verirdi, yoğurt tohumu verirdi, haçlık verirdi. İşte köyde birisi uzaktan geldiği zaman görür, onları evlerine koşar, müjdelerdik, senin oğlun geliyor diye. Yani harmanlarda çelik çomak oynardık. Gençler futbol oynardı. Futbolda bizim köy bayağı bir başarılıydı. Kur'an eğitimi almış insanlar, işte köyün çocuklarını kışları, yazın okula gitmedikleri zamanda bazı odalar vardı, büyük odalar. Oralarda okuduyorlardı. İşte namazlık surelerini orada, bütün gençler orada öğrendi. Kışları burada işte güneyin düş olsun, bu höyük denen yerden kayarlardı. Şimdiki böyle herkeste mükemmel giyim yoktu, ayakkabı falan yoktu. Ekmek tahtası, normal naylon alanı oraya çıkardı. Ayağında çorap dahi yok, yırtık pantolon. Ayak kıpkırmızı olur, orada kayar dolaşırdı. Neşeli, iyi günlerdi. Ne acıktığını bilirdin, ne susadığını bilirdin. Bu arhamdaki taş köyümüzün nostalji olarak seten taşıdır. Burada yarmalık buğday, bulgurlar kaynatıldıktan sonra burada dövülür. Kepengi çıktıktan sonra aşure oluyor, yarma oluyor. Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu'ya kucak dolusu selamlar söylüyoruz. Çocukluğumuz valla okula gittik. Ondan sonra okuldan çıktık. 5. sınıftan çıktık. İşte koyunumuz vardı. İşte böyle ırgatlığa giderdik. Orak biçerdik, tırvan biçerdik. Köy hanımı işte ev işi yapar. İşte ineklerim olursa ahıra gider. Onları sağma yapar. Peynir yapar, yoğurt yapar. Yağ yapar. Okula gitmedim ben. Okumuşluğum yok. Halı doğurduk işte, tarla işi yapardık, çapa işi. İşte buyda, çavda işte soğan ekerdik satmak için. Şemşamer ekerdik. Ondan sonra buraya geldim, burada evlendim. Burada da hani koyun vardı, koyunumuz yoktu köydeyken de. Burada koyun, inek işte. Ondan sonra tarla işi, tarım işleriyle uğraşıyorduk. Seviyor da çok zor, şehir gibi değil, şehir hanımlar gibi değil. Biz çok çalışıyor. Hem İnek dana ahır işi işte peynir yoğurt yapıyor. Hem gidiyor tarlada çalışıyor. Şimdi de çekirdek kuruduyor. Hem işçilere yemek hazırlıyor. Bizim işimiz çok zor. Şehirdekiler çok rahat. Akşamları bizim evimiz böyle dışarıdaydı. Böyle bir komşular gelirdi. Onlarla otururduk işte. Sohbet ederdik. İşte geldiler, dünür oldular. Ben de istedim, aldım. Önceden şey olurdu böyle, cuma günü işte davul olurdu, davul kahardı, bayrak kahardı. Ondan sonra cumartesi günü böyle kınacı olurdu. İşte kına yakmaya giderlerdi. Ertesi günde düğün olurdu, gelin alma olurdu. Düğünde işte mantı olurdu, köfte olurdu, çorba, sütlü. İşte böyle önceden çok araba yoktu ya. Bir de ne araba olurdu, bir de şey olurdu, traktör. Cehizi ondan götürürlerdi köy içine. Hepsi elimizde çalışıyor demezdik ki biz hiç. O kadar kalabalıkta. Birbirimizin sözünden çıkmazdık. Şimdikiler ne ya, ayrı oturuyorlar, gene anlaşamıyorlar, kocalarıyla anlaşamıyorlar. Ben geldim ki ahırda büyüğü çok mal. Benim kayınbabam şey yapardı, tüccarlık yapardı. Büyüğü ahırda mal. Onlara su çekerdik, saman getir, yem getir. Ahırdan hiç çıkamazdık vallahi.
O zamanlar makine yoktu. Hepten elimizde yıkıyorduk çamaşırlarını. Çeşmeden su getireceğin, soba yakacaksın, su ısıtacaksın. Ocak yakacaksın. Ocak yakacaksın, su ısıtırdı, ondan yıkardık. Çok zordu o zamanlar. Şimdiki ne var? İsmim Kemal, soy ismim Aksoy. 1958 doğumluyum, Yeşilbağ doğumluyum. 10 yaşından beri rahmetli babamın yanında çobancılığa başladım. Yani şurada aşağı 15-16 senedir yapmıyorum. Ömrüm çobancılığa, yazda yatmakla, arazide gezmekle. Öyle geçti ömrüm. Sabah azanı okunmadan ağıldan çalıyı çekerdik, kuzuyu çıkarırdık araziye. Yani çok neşeli günlerdi. Şimdi halen olsun halen yaparım yani. Şu durumda koyun kuzu olsun yayarım yani. O kadar da severek yaparım ben çünkü mesleğim o. Ben kuzu yayarken koyun çobancılık yapıyorum demezdim ki. Çobancılıkta önünde amala dikkat edeceğim. Önünde amala sahip çıkacağım. Laf getirmeyeceğim, laf duymayacağım. Hiç unutamadığım kuzuyu bir gün sabahleyin şuradan çıkarttım, şuraya vurdum, bura talla sürülmüş falan. Önü rampa, dere oraya döküldü. Dedim ki önünü bir geri atayım da arka toplansın dedim. Önünü geri aşağı dereye indim. Bir de baktım kuzunun arası bana bir geliyor ama. Hayırdır bu niye dedim. Çıktım baktım. Kuzuyu almış üstüne kapanmış. Kurt. Elimde tüfek vardı. Tüfeğine nasıl bir şeyden kuzuyu bıraktı çıktı şöyle kenara çıktı oturdu. Gitmiyor. Gitti yok. Yardımlaşma çok iyiydi. Komşu komşuyu sayardı, severdi. Şimdi komşuluk bitti. Sen sensin, ben benim. Bayramlar çok iyi geçer. Bayram namazına giderdik. Bayram namazımızı kıldık sonra camide komşularına caminin içinden çıkmadan bayramlaşırık. Ölü şey bir yeri varsa mesela oraya giderik. Toplu birlik yemek verilir. Oraya giderik. Milletine bayramlaşırık. Hastalarımız varsa ziyaret ederiz. Hepsini dolanırık. Esenler Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bize bu iş imkanı sağladığı için. Allah'ım selamet versin. İşlerinde başarılar dilerim. Halil Işık, buranın ismi sonradan Yeşilbağ oldu. Eski adı Çilmeze, yeni adı Yeşilbağ. Eski adım Çilmeze'de doğmuşum, sonra Yeşilbağ olarak geçmiş. Buraya bizim dedelerimiz Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın torunlarından gelme. İkinci Mahmut zamanında Mora isyanını Mehmet Ali Paşa oğluna verip Mora isyanını bastırdıktan sonra Suriye valiliğini veriyor İbrahim Paşa'ya. Sonra 2. Mahmut Adana valiliğini veriyor. İbrahim Paşa buna razı olmuyor, isyan ediyor. Osmanlı sultanına karşı Kütahya'ya kadar efendim söyleyeyim ilerliyor. Sonra Avrupa devletleri araya giriyorlar, anlaştırıyorlar Berlin'de. O arada Osmanlı kuvvetlendikten sonra İbrahim Paşa'yı azlediyor. Bizim dedelerimiz oradan Adana'dan Niğde Uluguçlar üzeri buraya geliyorlar. Bura bir çiftlikmiş, ağacı hayvan çiftliği. 4-5 yaşındayken bu okul açıldığında elime bir defter aldım. Çok okumaya hevesliydim. Buraya geldim, ben o zaman öğrenci kalabalıktı. 130 tane öğrenci vardı bir okulda. İşte iki öğretmen şey diyordu, okuyordu. Beni kovdular, dediler ki sen git. Anan sen işitsin. Daha sen buraya gelme dediler. Ben geldim şurada bir limitlik verdim evinden sonra. O zamanki öğretmenin kızı vardı benim yaşımda. Onunla beraber oynuyordu. Okula zorla geldim. Gene almadılar beni. Geldim kayıtsız burada bir sene iki sene okudum. Ondan sonra beni kaydettiler. İlkokulu bitirdim. Develi yatı okuluna imtihana gittim, kazandım. Fakat abim işte lisede okurdu, babam Ankara'da çalışıyordu, garibanlıktan, yoksulluktan beni okutmadılar, göndermediler. Benim elime bir çift sabanı verdiler. Sabanı çift sürüyorum, sabana gücüm yetmiyor, sürüyerek tallarda şey diyorum, sürdüm, baktım
Ne dibi var, ne bucağı var. Akşama kadar git, git, gel, git, gel. Ya bu böyle olur mu? Bu hayat bitmez böyle. Bir kış, efendim söyleyeyim, buradan işte komşumuzun biri gidiyordu. O zamanın parasıyla 100 lira bir para buldum bir yerden. 30 liraydı o zaman da şeyler, yol paraları, otobüs paraları. İstanbul'a annemden, babamdan habersiz kaçtım. Şimdi toprak çekiyor. Ya şimdi İstanbul'da evim var. Evimi daya döşeliydi. Hatunu götürdüm oraya. 6 ay durdu. Dedi ki ben burada yaşamam dedi. Köye gidelim. Zaten hatun da burada çiftçilik yapıyordu. Dedi ki ben gene dedi gideceğim. Efendim söyleyeyim çiftçiliğine uğraşacağım. Hayvan besleyeceğim ama ben bu İstanbul'u sevmedim dedi. Hadi gidelim köye. Evimizi tekrar orayı boşalttık, köye geldik. Allah işini rast getirsin. Başarılar diliyorum ve çok da beğeniyorum. Şeyde İstanbul'da efendim söyleyeyim belediyedeki çalışmalarını, konuşmalarını takdir ediyorum.